yepyeni bir EP mi depiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir videodayız. Çünkü bugün hem Craftrise hem de sonuncu karışık bir konu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar geçen yayınlarımızda birçok yerde Titan 1.4'le alakalı video çektik. Peki Titan 1.4 vs The Kingdoms videosunu çekilen görmedim. E, o yüzden biz de bugün Titan 1.4 vs The Kingdoms videosunu çekeceğiz ve aralarındaki farkı araştırıp bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ikisi de hala çıkmadı onu şimdiden söyleyelim. Biz sadece aralarındaki geldiğinde olacak oluşacak farkları söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri tüm arkadaşlar unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan açıklamadan beni takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar Discord'a gelmeyi de unutmayın. Çünkü güzel bir SC çekilişi mevcut. SC çekilişi Discord'da hemen gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Titanium 1.4'ten birçok kez bahsettik hakkında yüzlerce video yaptım ee, ve sonuncu bir tane video daha yapacağım onun hakkında ee, çünkü birkaç şey daha biliyorum yani o konularda da konuşacağım. Şimdi Titanium 1.4 vs The Kingdoms. Şimdi Titanium 1.4 talihe sürekli erteleniyor sürekli çıkmıyor ee, herkes soruyor ne zaman çıkacak niye gelmiyor diye bu tabi ki de The Kingdoms için ee, bekletiliyor arkadaşlar sürekli erteleniyor ve o yüzden de çıkmıyor. Neden? Çünkü The Kingdoms için saklanıyor. The Kingdoms çıktığında birlikleri çok fazla kitle toplayacak. Çünkü herkes The Kingdoms'ı bekliyor ve tabii ki Craftrise YouTuber'ları sürekli de onu ee, böyle hani hype'lamaya, yükseltmeye devam ediyorlar. Tabii ki şöyle gelecek, böyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak diye. Sürekli yükseltiyorlar. Sonuncu Titanium 1.4'ü bekletiyor. Diyor ki The Kingdoms çıktıktan 2 gün, 3 gün sonra yapıştırır Titanium 1.4'ü. Tekrar Titanium kitlesi toplanır. Peki böyle mi olacak? Şimdi bu konuyu konuşacağız. Böyle olacak mı? Bakalım hesaplar uyacak mı? Bu arada arkadaşlar ufak bir hastayım. O yüzden boğazımda çatallaşmalar var. Onu da kusura bakmayın. Ee, şimdi dediğimiz gibi Titanium 1.4 e, bekletiliyor. Ve muhtemelen arkadaşlar Titanium 1.4 çıktığında tüm Titanium oyuncuları Titanium'a tekrar başlayacak. Ben de dahil. Ee, peki nasıl bir güncelleme bekliyoruz? yüksek seviyede bir oyun güncellemesi istiyoruz ve tabii ki de yeni özellikler tabii ki de bekliyoruz ve e, bunların hepsinin oyunu etkilemesi lazım çünkü biz abi uzun zamandır bekliyoruz yani şimdi time oyuncular olarak tüm yerlere update gelmişken buraya güncelleme gelmediği için biz uzun zamandır bekletiliyoruz bekliyoruz. Peki The Kingdoms 50 gün falan sonra çıkıyor bildiğim kadarıyla. Demek ki e, yaklaşık e, Titanium bir dönümünde o kadar bir zamanı olabilir. Bakın kesin demiyoruz olabilir belki de önceden çıkartacaklardır. Neyse. Şimdi The Kingdoms bildiğiniz gibi arkadaşlar bir e, Titanium değil. Farklı bir oyun. Tabii ki kasılma oyunu Survival'a bir tık benziyor ama Survival değil. Nedir? Metin 2'nin Minecraft versiyonu gibi düşünün işte canavarlarla kasılma gibi özellikler falan filan olacağı söyleniyor ee, Krallıklar falan filan değil yani o Eskiden son oyuncuda olan bir mini game vardı The Kingdoms diye ee, Öyle değil yani daha farklı daha böyle bir ee, Krallık değil de daha böyle bir Metir dediğim gibi tarzı bir oyun bekliyoruz Öyle diyorlar yani genel olarak dediklerinde konuştuklarında öyle duyuluyor ee, Piyasası ayarlanmış ve bitmiş arkadaşlar Onu söyleyeyim piyasa mantığı var ee, ve o tabii ki de ayarlanmış bitmiş bir mantık ve piyasası Titanium piyasasına benzediği düşünüyorum ben çünkü e, Titanium ile ilişkili olan YouTuberlar yapmış diye duydum Eee şeyim Craft Rising e, The Kingdoms'ını ondan dolayı birazcık piyasa benzerliği olacağını düşünüyorum peki bu oyunda neler olacak? Şimdi bu oyunda Metin 2 oynayan arkadaşlar varsa zaten biliyordur. İşte hesap kasıyorlar sürekli işte e, şeyler duellere falan giriyorlar turnuvalar oluyor bilmem ne tabii ki de bu PvP'ye yönelik bir sürücü olduğu için Crafter işte bunu görmemiz çok normal PvP tarzı bir e, olay olacağı çok aşikar yani e, PvP üstünlük vereceğini düşünüyorum burada daha çok PvP değil de burada daha çok böyle hani guard kasayım birinci olayım mantığı olduğu için orada ise direkt e, şeyin birinci PvP'lerde birinci olayım tarzı olacağını düşünüyorum eee Titanium PvP'si biliyorsunuz ayrı bir PvP. Hani normal PvP hiç benzemiyor. Titanium PvP'si farklı. Normal duellerde bilmem ne de işte Skybase PvP'si tamamen farklı. Normal 1 vs 1 PvP'leri de farklı. Ama <laughs> Titanium 1 vs 1'i yani Titanium PvP'si tamamen farklı. İşte okla buslamalar, ee, pot kullanımları falan filan Zehir mehir yani Burada birçok şey artık alışılmış şeyler Yani burada belli bir pvp var Buradaki pvp tamamen farklı Minecraft'ın veya diğer serverların dışında da Burada bir Titanium pvp'si mevcut Bu tarz bir şeyin The Kingdoms için Geleceğini de düşünüyorum Yani aynı pvp değil ama The Kingdoms'ın da ayrı bir Pvp'si olacak düşünüyorum Çünkü zaten Craft PvP'si ile Ünlü bir sunucu olduğu için Sonuncu daha böyle Survival Skyblock tarzı o, e, birazcık da böyle hani bedwars'ta ama bedwars'ta da işte tam pvp değil yani tam böyle o istediğimiz pvp kıvamı değil ama e, Race tamamen pvp üzerine tanınan bir sunucu olduğu için e, pvp yönelikine yine bir e, olay olacağını düşünüyorum peki titanium 1.4 kadar tutacak mı veya titanium kendisi Survival titanium tarzında tutacak mı ben açıkçası tutacağını düşünmüyorum e, titanium kadar tutacağını düşünmüyorum neden çünkü abi titaniumı bu şekilde bu hale getiren bu kadar kastıran kişiler youtuberlar ve youtuberların çektiği videolar sayesinde gaza gelen kitle şimdi ilk başta bu arada Titan 300 kişi falan oynuyordu yani Skyblock kadar oynanıyordu bu, so bu oyun Sonradan Titanium youtuberları çıktı ve bu oyunu büyütüp 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 şu anki haline kitlesine getirdiler ee, The Kingdoms ise arkadaşlar özellikle Craftless youtuberlarını gördüğümüz zaman Abi daha böyle kasılmaya yönelik bir oyun veya onların kasılmaya yönelik bir istekleri olduğunu çok zannetmiyorum. Kendileri daha çok PvP üzerine yoğunlaşmış Youtuberlar olduğu için. Böyle hesap kasmadır, çar kasmadır, oturayım bir şey yapayım. Yani bu, bu tarz bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, çoğunun PvP'ci olduğunu düşünüyorum. Zaten öyleler yani PvP ile tanındılar hepsi Skywars falan tarzında. O yüzden ben The Kingdoms e, oyununun bu kadar fazla Titanium kadar sağlam kemik kitlesi olacağını düşünmüyorum. Titanium'un sağlam şu an bile şu an akşam 00.19 gördüğünüz üzere bu saatte bile Titanium rahat bir 2000, 1800, 1900 kişi çekiyor arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Ben o kadar e, The Kingdoms'un çekeceğini düşünmüyorum. E, ve bu kadar da uzun süre bekletilmenin de bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çoğu şey ayarlanmış bir oyunu bence e, 50 gün bilmem bir yıl bekletmenin bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl olacak ben de gerçekten merak ediyorum. Ee, ki Titanium arkadaşlar bir dost geldiğinde de The Kingdoms geldiğinde de iki server'da da oynayacağız. Ee, biz zaten biliyorsunuz server ayrımı yapmıyoruz. İkisi tarafta da oynuyorum. Başka yabancı server'larda da oynuyorum. Videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamadaki linkten Discord'uma gelebilir ve hesaplarımı takip edebilirsiniz. Ee, Discord'uma gelip seyirci çekilişine katılmayı unutmayın. İki tane şartımız var sadece. Onlara göre seyirci çekilişine katılabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. görüşürüz Hoşçakalın. Bay bay.